Sevgili canlar, sevgili izleyiciler, ekran başlarında bizleri izleyenler hepinize merhabalar. Tarihin Noktası programında sevgili Profesör Doktor Fazıl Akış hocamla beraberiz. Malumunuz üzere tevhid-i mufassalı işliyoruz. Ee, bu bölümde nerede kaldık hocam? Ee, şimdi dört tane güç konusuna kalmıştık. Bu da sindirimle ilgili. Onu başlıyoruz. Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ki insanda dört tane güç kuvvet mevcuttur. Birincisi çekici yani cazibe gücü. Besinleri kabul eder ve mideye girişini sağlar. İkincisi mazike dediğimiz çekici, şey. Majike dediğimiz tutucu güçtür. Doğal işlemlerin uygulanması için yiyecekleri midede hapseder. Şimdi yedik, mideye gitti ve orada bir müddet kalır. Üçüncüsü sindirim gücüdür. Haz, hazime, hazmetmek. Ve hazmetmeye başlıyor yiyecekleri parçalayan, yani pişirip parçalayan bir de orada bir pişme olayı midenin ısısıyla falan bir faaliyetler oluyor. Saf kısımları ayıran ve bütün vücuda dağıtan odur. Faydalı gereken besinleri alıyor, oradan dağılmasına sebep oluyor. Hazmederek. Dördüncüsü itici at, atıcı güçtür. Dafiye def etmek babında boşaltım sistemi. Sindirim sistemi ihtiyacını giderdikten sonra yiyecekleri iter ve fazlalık olan atılacak kısmı aşağı indirir. Böylece vücudun at vücuttan, bedenden atılmasını sağlar. Beden de bulunan bu dört güç, onları ihtiyaç olduğu için tasarlanmış olmaları, onlardaki amaç ve bunların hepsindeki ölçü, takdir, ölçü, takdir ve incelikler, hikmet hakkında düşün. Bunun hikmetleri. Eğer çekici güç olmasaydı, cazibe gücü olmasaydı, çekim gücü, insan nasıl besin elde etmek için harekete geçerdi ki, beden onun vesilesiyle ayakta durabilsin. Enerjiye, kuvvete ihtiyacın var. Eğer tutucu, mazike, güç olmasaydı, mide onları sindirene kadar yiyecekleri nasıl karnında durabilirdi? Orada tutuyor ve tutmasını hikmeti nedir? Orada bir faaliyet var. Eğer sindirim gücü olmasaydı, hazım gücü, yiyecekler saf kısımları kendisinden ayırana kadar nasıl parçalanırdı ki Beden beslensin ve ihtiyacını karşılasın. Eğer itici, atıcı, def edici, boşaltım gücü olmasaydı sindirim işlerinin geride bıraktıkları atıklar nasıl itilir ve ardı ardına dışarı atılırdı? <laughs> Her eksiklikten ağrı ari olan, subhan olan Allah'ın sanatının inceliği ve tasarımlarının güzelliğiyle bu güçleri bedene yerleştirdiğini ve bedenin yararına olan şeyleri bu güçlerle hazır ettiğini görmüyor musun? Bu konuda sana bir örnek vereceğim. Örnek şudur. Beden Sultan'ın evi konumundadır. Bir saray. O evde sultanın ailesi, hizmetçileri ve evin işlerini üstlenen yöneticileri vardır. O yönetici ve hizmetçilerden birisi ailenin ihtiyaç ve isteklerini karşılamakla görevlidir. Diğeri eve girişi yapılan şeyleri işlenip hazırlanana kadar alıp saklamakla görevlidir. Bir diğeri onları işlemekle görevlidir. Onları hazırlar ve dağıtımını yapar. Bir diğeri de evde bulunan pisliklerin temizlenmesi ve evden dışarı atılması ile görevlidir. Bu örnekte sultan alemlerin sultanı olan bilge, hakim olan yaratıcıdır. Ev bedendir, aile ve hizmetçileri organlardır, yöneticiler de bu dört güçtür. Belki sen bizim bu dört güç ve fiilleri hakkındaki konuşmamızı fazla ve gereksiz görebilirsin. Bu güçlerle burada dile getirilmesinin amacı bunların tıp kitaplarında dile getiriliş amacıyla aynı değildir. Ve bizim bunlar hakkındaki sözümüz onların yani tabiplerin, doktorların sözleri gibi değildir. Çünkü onlar bu güçleri tıp mesleğine onlara olan ihtiyaç ve bedenin sağlığı açısından dile getirmektedirler. Biz ise ap açık nitelikleriyle beyan ettiğimiz gibi ve ondaki tasarım ve incelikler hakkında verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu güçleri dini inancın doğru düzgün olmasında ona olan ihtiyaç ve yoldan çıkmış sapmış nefislerle onlarda şifa olması amacıyla dile getirdik. Yani burada bunu anlatmamızın sebebi sapmış yaratılışın sebepleri hakkında şüphe ve tereddütte bulunanların sapmasını önlemek için bunları göz önüne getirmek, hatırlatmak için söylüyoruz demek istiyorum. Şimdi gelelim nefsin güçleri, kuvvetleri ve insan üzerindeki etkileri. Nefsimiz var. Nedir bu? Ey mufazzal, nefiste bulunan şu güçler ve insan üzerindeki etkileri hakkında dikkatlice düşün. Düşünme gücü, sanı gücü yani sanı gücü olarak vehm kelimesi vehmetmekten geliyor. Kuruntu, zan, tahayyül zandan kaynaklanan hata, algılama ve yanlışlığı şüphe, izlenim, kanaat gibi anlamlardadır. Hayal gücü olarak da düşünülebilir. Vehmetmek, hayal etmek bir düşünce var burada. <laughs> Bu düşünce gücü Sanma gücü, akıl gücü, ezber, hafıza gücü ve bunlar dışındakileri kastediyorum. Eğer insanda bu özelliklerden sadece biri eksik olursa onun durumunun nasıl olacağını işlerinde, yaşantısında ve tecrübelerinde ne kadar çok düzensizliği ve eksikliği maruz kalacağını görmüyor musun? Örneğin ezber gücü olmazsa kendisi, kendisinin olan şeyleri, sorumluluklarını, aldıklarını, verdiklerini, gördüklerini, duyduklarını, söylediklerini ve kendisine söylenenleri ezberleyemez, hatıra getiremez, hatırında olmaz. Kendisine iyilik yapanları, kendisine kötülük yapanları yararına olan şeyleri zararına olan şeyleri hatırlayamaz ve hatta sayısız kez geçtiği yolu bile bulamaz. Alzheimer gibi yani durumları göz önüne getirelim. Ömür boyunca ders görse bile bir ilmi bilgiyi ezberleyemez. Bir dine bağlanamaz ve tecrübelerden yararlanamaz. Başından geçen şeylerden ders alamaz. Tersine öyle birisi insanlıktan çıkmaya layık olur artık. İnsan üzerindeki bu nimet ve lütuflardaki özelliklere bir bak. Hepsi değil, sadece birisi bile nasıl da önemli bir konuma sahiptir. Unutmada insana bağışlanmış olan nimet ezberlemediklerinden çok daha büyüktür. Eğer unutma olmasaydı hiç kimse başına gelen bela ve sıkıntılardan ayrılamaz, hasret ve özlemi bitmez, kin ve nefreti bitmez, bela ve afetlerin hatırası ile birlikte dünya eğlencelerinin tadını alamaz hükümdardan gaflet etmesini ve kıskanç kimseden de durgun olmasını ümit edemezdi. Acaba ezber ve unutmanın insan vücuduna yerleştirilmiş olduklarını görmüyor musun? Oysa ki bu ikisi birbirinden farklı ve birbirinden tamamen zıttırlar. Kutuplar hocam. ikisi zıt kutuplar. Evet zıt kutuplar. Biri hatırlayan, biri, biri unutan. unutan. Şimdi ikisi de gerekliyor, gerekli Arada bir unutmak da evet. gerekiyor. Evet, <laughs> evet. Yani bu nimet bu şekilde verilmeseydi ne olurdu? Evet. İşte onun sebepleri. Eşyaları yani varlıkları birbirine zıt iki yaratıcı arasında bölüştürenler bu zıt ve ayrı şeyler hakkında ne söyleyebilirler? Doğru. Görüyorsun ki bu şeyler insana yarar ve menfaat sağlama konusunda bir araya gelmişlerdir. Evet, bu arada da fena bir fırtına var hocam İstanbul'da. Ayıramıyorsun. Ayıramıyoruz. Utanma duygusu ve insana ayrıcalık tanınması. Nefsin şeyinde... Hocam var. burada bir parantez açalım. Yani o kadar İmam Cafer Sadık güzel anlatmış ki. Bu manicilerin iddiaları var ya işte her şey tesadüf usulü oldu vesaire. Evet. Yani hepsini çürütüyor. Evet. Yani tesadüf her mi? bir merhalede çürütüyor. Fiziken çürütüyor, düşünce olarak çürütüyor. Yani... Tesadüf olmadığını sebep sonuç ilişkileriyle gayet güzel anlatıyor. anlatıyor. Gel de kabul İnkar etme. Et. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ateistler burada durmuşlar. Değil mi? Ve bunu unutturmaya çalışıyorlar ki. Bu bunu hatırlama. İşte bunu hatırlamak çok önemli. Biz de hatırlatıyoruz ekran başlarında. Evet. Evet. Şimdi utanma duygusu ve insana ayrıldıcalık tanınması. Ey muvazzal, değeri yüce ve serveti ulu olanın her şeye malik ya ve Ali ve azim olan Allah'ın bunca yaratılışlardan bütün hayvanlar içinde sadece insana özel kıldığı şeylere bir bak. Yani şurada da parantez içinde şunu diyebiliyoruz. Yani eğer kendisine düşmanlığı olan bir hükümdar varsa mutlaka onu suçlu veya suçlusuz yere cezalandıracağından dolayı o hükümdarın kendisinin peşini bırakıp unutacağını ihtimal veremezdi. Aynı şekilde kendisini kıskanan kimsenin sürekli öfke ile saldıracağını düşünür ve huzur bulamazdı. Nitekim kıskançlık, kıskanan kimsenin muhatabına öfke duymasına ve onu rahatsız etmesine ve zarar vermek için ona tuzaklar kurmasına neden olur. Utanma duygusunu kastediyorum özel kıldığı şeylerden biri olan. Eğer utanma olmasaydı insan misafir ağırlamaz, sözlerinde durmaz, ihtiyaçları karşılamaz, güzel olanı terk eder ve çirkin olan şeylere yönelirdi. Utanma duygusu sebebiyle yapılan zorunlu işlerin çoğunluğunu da aynı şekilde yapmazdı. Bazı insanlar utanmasalardı, anne babalarının haklarına riayet etmezler, akrabaya iyilikte bulunmazlar, sılayı rahim etmezler yani. Emaneti sahibine vermezler ve çirkin işleri affetmezlerdi. Ya bir de çirkin işleri affetmek de var, bağışlamak ki bunun da dozunu bilmek lazım. Kendi yararına olan ve işlerinin tamamlanmasını sağlayan bütün bu özelliklerin insanda olduğunu görmüyor musun? Parantez içinde, eğer gerçekleşen olaylar dürüst kimseler tarafından olduğu gibi yazılırsa kesintisiz olarak insanlara ulaşacaktır ancak yazılmaz ise geçmişlerin haberleri sonrakilere aktarım yoluyla ulaşsa da hem kesintiye hem de değişime uğrayacaktır ki biz bu olayı defalarca şahit olduk. Şimdi emanet olarak bilgiler de veriliyor. Eğer bu bilgileri olduğu gibi geleceğe aktarmazsak ya etrafa aktarmazsak bilgi kaybı olur. Tabii. E bu da bir zarardır, yok olmadır. Onun için bu emanetlere çok dikkat etmek lazım. Yani bize kültür olarak, medeniyet olarak miras kalan değerli şeyleri haliyle korumamız gerekiyor. İşte bu insandaki özellikler. Evet hocam dakikamız kısalıyor son bunu daha sonra konuşma evet. yazma ve insana tamam. ayrıcalık Oraya alalım alınır. hocam son evet. olarak sonra devam ederiz. Ey muvaffazal, Allah'a olan vesilesiyle insana nimet verdiği şeyler hakkında dikkatlice düşün. İnsanın sayesinde içindekileri ve kalbinde sakladıklarını açıkça ifade edebildiği, düşüncelerini dile getirdiği ve kendisi dışındakilerin nefislerinde olanları anlayabildiği konuşma yeteneği bunlardandır. Eğer konuşma olmasaydı insan Göz önüne alınmayan hayvan konumunda olurdu ki bu hayvan nefsinde olan hiçbir şeyi başkalarına bildiremez ve başkaları tarafından bildirilen hiçbir şeyi anlayamaz. Yani bu konuşmayı ele alıyor evet. bu şekilde ve insana has olan bir konuşma tarzı. Gerçi hayvanların da kendilerine göre bir anlaşma şeyi var. ifadeleri var ama insandaki kadar derin ve güçlü, de değil. ayrıntılı değil tabi. Evet. Şimdi burada nefisten bahsederken e, bizim insanoğlu nefis kavramına da birer açmamız gerekiyor galiba. Onu bir dahaki programda açalım. Aa, evet. O zaman isterseniz nefis nedir? Orayı bir dahaki programda gerekecek. açalım. Aynı şekilde yazma yeteneği de böyledir, konuşmaya benzer. Onun sayesinde geçmiştekilerin haberleri kalanlar için, kalanların haberleri de gelecek olanlar için kaydedilir. Onun sayesinde ilim, eder ve diğer konulardaki kitaplar kalıcı olurlar. Tabi edep deyince edebiyat konusu da giriyor. Ki bağlantılıdır. Şöyle yapalım. Bir dahaki programda kaldığımız yerde başlamadan önce nefis, edep ve edebiyatı alalım öyle diğer konuya evet, devam edelim hocam. Buna. Ve şu kısmı tamamlayalım. Evet. Onlar sayesinde insan kendisi ve başkaları arasında gerçekleşen hesap ve işlemlerle ilgili konuları saklayabilir. Eğer yazma olmasaydı bazı çağların haberleri diğer bazı çağlara gurbette olanların haberleri vatanlarına ulaşmazdı. İlimleri yok olur, edepler yitip giderdi. İş ve işlemlerindeki zararlardan dolayı insanın başına gelenler, sıkıntılar çok büyük olurdu dinlerin emirlerinden dikkatli incelemeye ihtiyaç duydukları şeyler ve bilgisiz kalmamaları gereken şeylerden kendilerine aktarılanlar yok olurdu. Evet. Belki yazma yeteneğinin hile ve kıvrak zeka ile elde edildiği ve insanın yaratılış ve doğasında ona bağışlanan şeylerden olmadığı zannedilebilir mi? Ayrıca şekilde konuşanın böyle olduğunu sanabilirsin. Düşünebilirsin ki o insanların üzerinde anlaştıkları ve aralarında kullanımda olan bir şeydir. Bundan dolayı farklı ümmetler, toplumlar içinde konuşmalarda farklı olmuştur. Arapça, Süryanice, İbranice, Rumca ve bunlar dışındaki diğer yazımlar da aynı şekilde üzerinde anlaşılan konuşma dili gibi farklı toplumlarda üzerinde anlaşılmış birbirinden farklı yazımlardır. Evet hocam. Bu iddiayı yapanlara şöyle denilir. Bu iki işte, yazma ve okuma, insan için eylem veya hile olsa da bu eylem ve hilenin ona ulaşması yaratılışında Allah tarafından kendisine bağışlanan bir hediyedir. Şüphesiz onun konuşması için hazırlanmış bir dil ve işlerinde ona yol gösteren zihin olmasaydı hiçbir zaman konuşamazdı. Aynı şekilde eğer yazmak için hazırlanmış avuç içi ve parmaklar olmasaydı hiçbir zaman yazı yazamazdı. Evet. Bu konuda hayvanlardan ibret al ki ne konuşabilirler ne de yazabilirler. Öyleyse bu yaratılışın aslı kökeni en güzel yaratıcıdır. Bunlar ile yaratılışta insana üstünlük vermiştir. Öyleyse her kim şükrederse mükafatlandırılır ve her kimse nankörlük ederse şüphesiz Allah'ın alemlere, insanlara ihtiyacı yoktur. Yok. Yüreğinize sağlık hocam. Ee... Burada hocam bitirelim. Bir dahaki bölümde devam ederiz. Evet. Tamamdır. Siz seyircilerimize söylemek istediğiniz bir söz var mı? Şimdi Mufazzal'ın kaleme aldığı, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın da ona söylediği bu şekilde ifadeler her zaman için faydalıdır. Hı -hı. Evet. Bu faydadan yararlanmak işte bu onun söylemesi, Mufazzal'ın yazması, yazması, işte bu insana verilen nimetler. Evet. Konuşma, yazma, okuma. Tabii bu konuda ileride daha derinden girelim. İyileceğiz. Çünkü tamam. bu insanı ayıran özelliklerden Neden? biri ve çeşitli tamam. dillerin olması da ayrı bir hikmet. Ayrı bir hikmet. Tamamdır hocam. Evet. Ee, sevgili canlar, sevgili izleyiciler bugün Tarihin Noktası programında e, tevhid Mufassal biliyoruz konumuz uzun zamandır. E, Profesör Doktor Fazıl Akış hocamla beraber şerh ede ede ilerliyoruz. E, bir dahaki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde bir nefis edep ve edebiyat konusuna bir girizgah yaparız. Sonra yine Tevhid-i evet. Mufassal'dan devam ederiz. Bilgi konuşuna falan. Evet, hocam. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyorum.